bu şekilde pişmeye devam ediyor. Selamlar arkadaşlar. Malum bu sıralar evdeyiz. Ben de bu anlamda evde 3 öğünde de tercih edilebilecek çok güzel bir tarif yapmak istiyorum bugün sizlerle. Malzemelerimiz gördüğünüz üzere bu şekilde. Ben zaten açıklama kısmında gramajlarını yazacağım. Ama yine bir görün istedim bu şekilde. Bu arada şunu da merak ediyorum. Bu malzemelerle neyi yapacağımızı tahmin edenler var mı? Bakalım video sonuna kadar tahmin edebilecek misiniz? Şimdi dilerseniz hep beraber işlemlerimize başlayalım. Çay bardağı kadar ılıtılmış sütümüzü kabımıza ekliyoruz. Yaklaşık 20 gram kadar kuru maya ekliyoruz. Ve 2 çay kaşığı kadar da şekerimizi ekliyoruz. Şimdi bunları güzelce karıştırıyoruz. İşlemin amacı mayamızın iyice çözülmesini sağlamak. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra da 2 dakika kadar mayamızın iyice çözülmesi için dinlenmeye bırakacağız. Ve 2 dakika kadar dinlenmeye bırakacağız ki iyice çözülsün mayamız. Aktif hale gelmiş. Şimdi içine 2 fincan sıvı yağ koyuyoruz. Kahve fincanı olarak. 2 bardak da su koyuyoruz. Şimdi bunları şöyle bir karıştırıyoruz. Ve devamında alabildiğince un koyacağız. Şimdi unu da azar azar koyacağız ki kıvamını rahat ayarlayabilelim. Şimdi unlarımı koymaya başlıyorum. Bardakta koyuyorum ki sayısını şaşırmayalım. Ben çünkü alttaki tüm açıklamalarda bu kullandığımız ürünlerin miktarlarını yazacağım. Şimdi bir su bardağı un koydum. Şimdi ikinci su bardağımı koyuyorum. Siz de benim gibi unlu tariflerden korkuyorsanız bu tariften çok korkmayın. Bunda oklavaya gerek kalmayacak. Rahatlıkla açabileceğiz. Kıvam şu hale geldi. Ben şimdi 2 su bardağı kadar un daha koyuyorum. Dördüncü su bardağı unumuz. Şimdi yine bir genel karıştırıyorum. Beşinci unumuzu da ekledik. Kutucuyu zorluyor. Birazdan elimizle devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere hala çok yapışıyor. O yüzden un koymaya devam edeceğiz. Altıncı bardağımızı eklemiş olduk. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Şu ana kadar 7 su bardağı kadar un kullanmış olduk. Zaten dediğim gibi tüm malzemeleri altta açıklama kısmında yazacağım. Gördüğünüz üzere hamur artık kıvamında. Şimdi tabağı hafif yağlayıp hamurumuzu dinlenmeye alacağız. Bu yağı neden döktüğümüzü işin sonunda göreceğiz hep beraber. Bu şekilde hamurumuzu koyduk ve yarım saat üzeri kapalı olarak dinlenmeye alacağız.
Şimdi hamurumuzun üzerini güzelce kapatıp yarım saat dinlenmeye alıyoruz. Biz o arada diğer işlemlerimizi hallediyoruz. Yaklaşık 400 gram kadar kaşar kullanacağız. Tarif gerçekten çok başarılı bir tarif. Böyle yarım kalıp kadar da beyaz peynir aldım. Şimdi onu da eziyorum. Dilerseniz elinizle de yapabilirsiniz. Ama kaşıkla da rahatlıkla oluyor. Şimdi iki peynirimizi de bu kaba alıyoruz. Beyaz peynirimizi de ekliyoruz. Ben kaşarın bir kısmını ayıracağım. Onu farklı bir işlemde kullanacağım. Onu unutmadan ayıralım hemen. Şu kadar yeter bize. Şimdi bu peynirlerimizi güzelce karıştırıyoruz. Şimdi peynirlerimizi hazırladık ve sıra geldi sucuğumuzu hazırlamaya. Şimdi sucuklarımızı da doğruyoruz. Yarım saat oldu ve hamurumuzun üzerine açıyoruz. Gördüğünüz üzere pufidik pufidik olmuş. Ve artık ele yapışmıyor. Şimdi bu tabağımızı başta yağlamıştık. Onun faydasını şimdi göreceğiz. Gördüğünüz üzere hem yapışmıyor hem kolayca kalkıyor. Elimize de yapışmıyor, tabağa da yapışmamış oluyor böylece. Şimdi güzelce tekrar yoğurup işlemlerime devam edeceğim. Şimdi ben bu bezeden iki tane ürün yapacağım. O yüzden bezeyi ikiye ayırıyorum. Sanırım eşit oldular. Bir bezemi kenara alıyorum. Bunu da işlem yapmak üzere buraya alıyorum. Zemini hafif onlayın. Ne olur ne olmaz yapışma olmasın. Şimdi tekrar alıyoruz. Ve böyle hafif hafif açmaya başlıyoruz. Tepsi yuvarlak olduğu için yuvarlak şekilde açıyorum ben. Ve artık bu şekilde tepsimizi alabiliriz. Böyle tepsimizi aldık. Ben biraz fazla açmışım maalesef. Şimdi onları düzenliyorum. Bu kaşarları kenarlara böyle yerleştiriyoruz. İyice kenarlara gelecek şekilde. Şimdi kenarlara iyice aldık ve bu yanlardan kaşarları içine alacak şekilde büküyoruz. Güzelce bu şekilde bükmeye devam ediyoruz. Bu arada fırınımızı da 200 derecede ısıtmaya başlıyoruz. Bu şekilde yanlarını bastırıyoruz iyice kapansın diye. Birçoğunuza Karadeniz pidelerini hatırlatacak bir pide hazırlıyorum ben. Şimdi bunun için iki çeşit yapacağım ben. İlkinde böyle peynirli ve sucuklu bir tane yapmak istiyorum. Ortaya peynirlerimi ekliyorum. Ortaya peyniri güzelce yayıyoruz.
Bunun üzerine sucuklarımızı yerleştiriyoruz. Ben bolca koyacağım. Özellikle oğlum ve eşim çok sevdiği için. Allah sizi bilmem ama benim şimdiden canım istedi. Umarım size güzel bir lezzet hazırlamış oluruz. Ben gerçekten çok merak ediyorum nasıl olacağını. Şimdi yaklaşık 15 dakika kadar tepsi mayalandırması yapacağız. Bu şekilde bekleyelim. Hamurumuz 10-15 dakika kadar da bu şekilde mayalandı ve iyice kabardı. Artık fırınımıza alabiliriz. Şimdi fırınımı ben 200 derecede önceden ısıtmıştım. Yaklaşık 15-20 dakika kadar pişecek. Ama biz bir 5-10 dakika sonra tekrar çıkarıp tereyağı da süreceğiz. Şimdi diğer ürünümüz fırında pişerken biz ikinci ürünümüzü hazırlıyoruz. Yine bu şekilde unluyorum masamı. Hamurumu alıyorum. Burada biraz yoğuruyorum hamurumu. Ve artık şeklini vermeye başlıyorum. Ben zamandan kazanmak için önceden bu şekilde kağıdımı hazırladım. Onun üstüne alıyorum. Ve şeklini burada vermeye devam ediyorum. Ben bu tarifi görür görmez gerçekten çok hoşuma gitti ve sizlerle de hemen paylaşmak istedim. Umarım sonuçları da güzel olur. Ama ben inanıyorum güzel olacağına. Gördüğünüz üzere kaşarımız da tam olarak yetti. Ve şimdi kenarlardan bükmeye başlıyoruz. Dilerseniz iç malzememizi de ekleyelim. Dediğim gibi bu ikinciyi sadece kaşar ve beyaz peynirle yapacağım. Sonrasında da üzerine yumurta kıracağım. Bilmiyorum hani sizin pide tercihiniz genelde hangi zamanda oluyor ama bizde kahvaltılarda da tercih edilir. Eşim Trabzonlu olduğu için alışkınız. Ama siz dilerseniz öğle yemeği için ya da akşam yemeği için de yapabilirsiniz. Şimdi yaklaşık 10 dakika oldu ve son durumumuza bakıyoruz. Allah, görüntüler efsane. Şuna bir bakar mısınız? Şu içlerde kaşar olduğunu da düşünün. Efsane bir şey olacak. Ben şimdi yine tereyağımı da ekliyorum. Özellikle o kenarlara. Son bir tane daha atıyorum. Ve tekrar fırınımızı kapatıyoruz. Ve yaklaşık 20 dakikadır pişiyor pidemiz bu şekilde. Artık çıkarma zamanı. Allah, kokular harika. Şuna bir bakar mısınız? Efsane bir şey olmuş. Ben şimdiden sabırsızlanıyorum. Ve şimdi pidemizi tabağımıza alıyoruz. Bu pidemiz soğurken biz diğer ikinci pidemizi hazırlıyoruz. Ve ikinci pidemiz de yolculuğa başlıyor. İkinci pidemizi de yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirdik ve fırınımıza alıyoruz. Fırınımızı açıyoruz ve buna biraz tereyağı ekliyoruz. Şöyle dilediğiniz yerlerine.
Şimdi tekrar fırınımızı kapatıyoruz. Bir iki dakika sonra tekrar alıp yumurtalarımızı kıracağız. Yumurtalarımızı kırmak için kenara alıyoruz. Manzara harika değil mi sizce de? Şöyle alıyoruz. Şimdi yumurtalarımızı kırıyoruz. Ben 3 tane yumurta kırıyorum. Siz dilediğiniz gibi yumurta kırabilirsiniz. Şimdi tekrar dikkatlice fırınımıza alıyoruz. Bu şekilde pişmeye devam ediyor. Ve artık beklenen anımıza geldik. Pidemizi fırından alıyoruz. Vallahi bu efsane oldu, efsane. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şahsen ben sabırsızlanıyorum. Pidemizi tabağımıza alıyoruz. Ve pidelerimiz hazır. Afiyetle yiyebiliriz. Bu tarifimizde iki çeşit pide yaptık. Bu pidemiz kaşar peyniri, beyaz peynir ve yumurtadan oluşuyor. Bu pidemiz de kaşar peyniri, beyaz peynir ve sucukla yapıldı. Ben her ikisini de çok merak ediyorum. Özellikle bu kenarlara koyduğum kaşarları gerçekten çok merak ediyorum. Ve şimdi en sevdiğim bölüme geldim. Tadım yapacağız. Şekilde kaşarımla göstereyim. Böyle banıyoruz yumurtamıza. Gerçekten çok güzel olmuş. Kesinlikle öneririm.